Geziniyor'dan herkese merhaba arkadaşlar. Artık bisikletimizi tur bisikletine çevirmenin vakti geldi. O yüzden ne yapıyoruz? Bu kutudan çıkan ilk olarak Tubus logo bagajımızı inceliyoruz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi Tubus yani turcuların en çok tercih ettiği bagajların başında geliyor. Biz hangisini aldık? Bisikletimizi tur bisikletine çevirdiğimiz için Tubus Logo Klasi'yi aldık. Ben neden Tubus Logo Klasi'yi tercih ettim? Çünkü benim bisikletim 28 inç tekerli ve bu Tubus Logo Klasik'te 26 inç, 28 inç ve 29 inç teker çapları için bagaj boyları mevcut. Şimdi gelelim Tubus'a. Neden Tubus? Şimdi Tubus en dayanıklı, en kaliteli bagaj olarak geçiyor. Peki bunun sebebi nedir? Çünkü Tubus alüminyumdan üretilmiyor arkadaşlar. Alüminyumdan üretilmediği için dolayısıyla nereden üretiliyor? Demirden de üretilmiyor ağır olduğu için. Kromoli dediğimiz alaşımdan üretiliyor. Biliyorsunuz kromoli de burkulmalara, ondan sonra baskı kuvvetlerine maruz kaldığında en dayanıklı metal alaşımlarından biri. Kaç kiloya kadar taşıyor? 40 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Tabii biz bunu Türk mantığıyla biraz daha fazla yüklemiyoruz. Çünkü bunu bu adamlar testlerle sabitliyorlar. Testler yaparak bu ağırlıkları buluyorlar. Peki bunların haricinde ben bunu nereden aldım? Ben bunu bir Alman firmasından aldım. Yani bir Alman internet sitesi Bike Components'tan satın aldım. Ne kadar aldım? 64 euro, 64.95 euro, 64 virgül özür dilerim. Euro gibi bir fiyata aldım. 14 Euro'da bunun neyi vardı? Türkiye'ye kargo parası vardı. Ha, Türkiye'de ne kadar? Türkiye'de de 300 lira fiyatlarını. Aşağı yukarı Türkiye ile Almanya arasında 50 lira kargo. Yani çok ürün almıyorsanız şayet tek ürün için alıyorsunuz. 50 lira gibi bir fiyat farkı oynuyor. Yani o yüzden Türkiye'de de bulabilirsiniz bundan. Evet, şimdi neler var? Tubus'un yanında şöyle bir şey geliyor arkadaşlar. Bu üstünde bunun monteli. Ben bunu buradan söktüm. İçinden neler çıkıyor? Hemen size göstereyim. İçinden bağlantı, montaj materyalleri, işte civatalar, parçalar çıkıyor. Ve bir adet montaj manueli çıkıyor. Montaj belgesi mi deniyor? Ne deniyor buna? İşte instruction book mu diyorsunuz, ne diyorsunuz? Bundan çıkıyor. Buna bakarak gayet rahat monte edebiliyorsunuz. Yalnız benim bisikletimin kadrosuyla ilgili bir problem çıktığı için ben ekstradan bunları da almak zorunda kaldım. Bu ilk geldiğinde ben bunu bisiklete takmaya çalıştım. Baktım ki şu kulakçıklarla benim kadro kulakçıklarım tutmuyor. O yüzden Tubus bunlar için de hemen bir çözüm üretmiş. Şu şekilde ben fazla aldım. Elimde bulunsun, yarın bir gün başka bisikletler de topladığımda kullanırım falan diye aldım ama siz işinize yarayanı alabilirsiniz. Bunlar da 7 euro gibi fiyattaydı. İşte şu şekilde kulakçıklar var. Şu şekilde de civata parçaları var. Şimdi gelin isterseniz birlikte bisikletimize bu bagajın montajını yapalım. Tubus logo klasik bagajımızı bisikletimize monte ettik. Montajı çok kolaydı. Üstünde çıkan, şöyle göstereyim ben size, üstünde çıkan kullanma kılavuzuyla çok rahat bir şekilde montajını yapabiliyorsunuz. Sadece benim bisikletimde şöyle bir sorun oldu. Tubus'un içinden çıkan alyan başlı civatalar kısa geldiği için ben de bunları evimin az ilerisinde bulunan Koçtaş'tan diğer yenileriyle, biraz daha uzunlarıyla değiştirdim ama orada alyan baş bulamadım. Tornavida başlılar vardı. Şimdilik bunlarla idare edeceğim. Daha sonra değiştireceğim. Bilmiyorum, görüyor musunuz? Şurada kulakçıklar gayet şık ve rahat şekilde yerine oturdu. Evet, tur bisikletine dönüşümün ilk videosu, bu serinin ilk videosu olan Tubus bagaj videosunu izlediniz şu anda arkadaşlar. Bir sonraki videolarda Bruxelles ve Ortlieb çanta
videolarımda inceleme ve montaj videoları da gelecek. Yavaş yavaş bisikletimizi dediğim gibi bu seriyle tur bisikletine dönüştüreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Videolarımı paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.